Kur'an'a aykırı bir şeyi bana dayatırsanız hayat olsa teperim. Hayat olsa kabul etmem. Ya da haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana zalime karşı. Zalim babam da olsa, mazlum düşmanım da olsa. Benim ne yaptığımı Allah biliyor. Ben halkım için savaşıyorum. İnsanların ne düşündükleri umurumda değil. Refah Partisi'nden ve daha önce partileri defalarca kapatılmış, kapatma davası açılmış bir gelenekten siyasetçinin siyasete atıldınız. Parti kapatmalara nasıl bakıyorsunuz? HDP'nin kapatılması gerekir mi size göre? Tabii çok açık ve net, HDP'nin kapatılmasını doğru bulmuyoruz. Bunu zaten daha önce de söyledik. Ancak öncesinde bu siz başlarken küçük partiler diye bahsettiğiniz için. Biz yani küçük değiliz seçime diyorsunuz. Girmemiş hiçbir partiye küçük. Tamam, özür dilerim. Partilere küçük demeyip seçimde peki. Boyunun ölçüsü çıktıktan sonra tabii oy tamam. Anlamında. Yeni partiler demeliydim, yeni partiler benim demek hatam lazım. Haklısınız. Evet. Tabii HDP ile ilgili sizin de dediğiniz gibi biz parti kapatmalardan en çok zarar gören, en çok mağdur olan bir siyasi hareketiz. 4 tane partimiz kapatılmış, 5.'si kurulmuş. Dolayısıyla biz parti kapatılmasını desteklememiz mümkün değil. Ha, tabii ki şunu açıkça söylüyoruz, HDP'nin üst yönetim kadrosu, o çekirdek kadronun ideolojisi, zihniyeti, hedefleri bizimle tabii örtüşmüyor. Bunu asla tasvip etmiyoruz ama ne olursa olsun partileri millet açmalı, millet kapatmalı. Çünkü biz her zaman söylüyoruz, suçun şahsiliği esastır. Yani siz şimdi HDP'yi kapatınca onun içinde 100 kişi, 300 kişi, 500 kişi bir suç işledi diyorsunuz. O birkaç yüz kişinin suçundan dolayı oy veren 6 milyon insanı, yüz binlerce teşkilat mensubunu, sempatizanlarını, üyelerini, gönüldaşlarını hepsini töhmet altında bırakıp hepsini suçlu kategorisine koyuyorsunuz, hepsini cezalandırıyorsunuz. Halbuki suçu kim işlediyse onun hakkında gereken yasalar çerçevesinde yapılmalı ama parti kapatılmamalı. Birincisi bu. Diğer konu, parti kapatmak kimin işine yarayacak? Yani HDP'nin kapatılması en çok bize göre PKK'nın işine yarayacak. Neden? Çünkü PKK diyecek ya, biz size yıllardır demiyor muyduk bu iş siyasetle olmaz. Gelin dağa çıkın, silahla mücadele edelim. Bak meclise girdiniz, partinizi kapattılar. Belediye başkanı çıkardınız, kayyum atadılar. Dolayısıyla gelin dağda silahla mücadele edelim. Şimdi buradan bunun sonucunda en çok faydalanacak olan terör örgütü. Bir diğer konu bununla ilgili, tabii hükümetin de bir çelişkili tavrı var. Önce çözüm süreci ve Sayın Öcalan süreci vardı biliyorsunuz. Arkasından tekrardan bir çatışma dönemi ve HDP'nin de tamamen PKK'ya destek olduğu, terörle ilişkili olduğu bir parti olduğu söylendi. Arkasından bu sefer İstanbul seçimleri, yerel seçimler sıkıntıya girdiğinde Abdullah Öcalan'ın mektubu TRT'de okutuldu. Abdullah Öcalan'ın kardeşi TRT'ye çıkartıldı. Tekrardan bir tavırdı. Şimdi tekrar terörist oldu ve teröre destek veren oldu ve kapatma. Bunlar tabii zikzak ve çelişki. Diğer bir çelişki de tabii Refah Partisi kapatıldığında gayet de olumlu karşılayan pek çok kesim. Aman efendim HDP niye kapatılıyor? Bu demokrasiye aykırıdır. İnsan haklarına aykırıdır. Kapanmasın. Burada da bir ikiyüzlülük olduğunu mu düşünüyorsun? Tabii. Yani Refah Partisi kapatır ki tabii çok iyi oldu. Laiklik elden gidiyordu. Efendim irtica hortluyordu. Tabii kapanacak. Az bile oldu diyenler aman efendim HDP niye kapanıyor? Burada Avrupa'nın da ikiyüzlülüğü var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Refah Partisi'nin kapatılmasını biliyorsunuz yerinde buldu. Şimdi Avrupa ayağa kalkıyor, efendim HDP'yi nasıl kapatıyorsunuz? Dolayısıyla tabii bunlar da çelişkiler, bunların da altını çizmek lazım. İşte HDP'li bir milletvekili düşürülüp genel kuruldan çıkarılmak istendi diye çok büyük tepkiler gösterenlerin önemli bir kısmı Fazilet Partisi başörtülü milletvekili Merve Kavakçı Hanım genel kuruldan çıkarılırken alkışlarla, ıslıklarla orada evet çıkarılması gerekir diyen kesimler var. Doğrusu demokrasi anlamında bir ilkesel duruş bekliyoruz. Duruş olması lazım elbette. Diyorsun. Şimdi aynı şey biz de tabii HDP kapatılsın deseydik bize de haklı olarak derlerdi. Yani sizin partileriniz kapatılırken demokrasiye, hukuka aykırı oluyor, insan haklarına aykırı oluyor. HDP kapatılınca mı? Ve dediğim gibi bu PKK'nın ekmeğine yağ sürmenin yanında HDP'ye gönül veren HDP içindeki insanların daha da motive olup daha da reaksiyoner ve daha da güçlü bir hareketin doğmasına da sebep olabilir. Oluyor da zaten biliyorsunuz bugüne kadar onların da kaç tane partisi kapatıldı. İlk çıktıklarında %3-4 bandındaydı oyları, şimdi %13'e kadar geldi. Dolayısıyla kapatmak sonuç olmuyor, siyaseten yenmemiz lazım.